bütün onlarımızı da giydik. Oh. Var ya yıldızlar böyle kayıyorlar, böyle güzel gözüküyor. Oo, dağın tepesine çıktınız. Korkmadınız mı oğlum orada? Hem alt tarafı bir daha, biz niye korkalım ki babaanne? Yani dağ dediğin de Everest dağ değil yani. Peki kız arkadaşlarından korkan olmadı mı? Evet abi tamam, sen bana mail at onu, ben elektronik imzayla sana geri yollarım. Ne haber? Hoş geldin. Ne zaman geldin? Abi işte İstanbul'daki işlerimi Emir Bey'e göre ayarladım. Ya sizin için gelmedim yani, kusura bakma. Aa yani. Sormayayım. İyi akşamlar herkese. Ne bu? Tatlı ya, canım çekti, öyle alayım dedim. Vay yakışıklı, gel bakayım buraya. Şş. Amcam be, amcam. Aa, annesinin kaçı be. Aa, çok ağırlaşmışsın. Çok rahatsız. Hadi buyurun. Nasıl geçti? Hmm. Pişirken de doydum da, hem dışarıda da çok yedim. Ben bugün yemesem olmaz mı? Bilmem, babaannene soralım. Olur mu bugün? Affedelim öyle. Olsun bakalım, olsun. Ben birazcık arkadaşla konuşup geliyorum. Ne oldu bu? Emir'de bir şey var. Bir şey var. Ne oldu? Ne Aşık, ne oldu? Yok canım, sen de bacak kadar çocuk. Olmuş olmuş. Bilmiyorum hocam. Ne Aşık? Ne? Hiç sormayın, hiç sormayın. Çok derin bir mesele. İlk aşk. Hadi canım. Derin mi adı? Derin mi adı? Var bir şey dedim ben sana. Derin. Tanıştın mı? Gıcık mı? Yok canım, senden ne gıcık olacak küçük çocuk. Gudubet mi? Gudubet. Büyümüş, küçülmüş gibi. Acayip bir şey. Tövbe Allah'ım. Olsun ya. Anne, senin gelinin geliniyle ilk imtihanını verdi bugün. Ne yaptın? Anlatılmaz yaşamıyorum. Süreyya, bak sen kaynananından çok çektin. Başkasına çektirme ya. Bak terbiyesi bak. Ay anne. Rahatsız ol lütfen. Rahatsız olmayın. İyi akşamlar. Afiyet olsun. Buyurun, hep beraber olsun. O 7'den sonra yemez, formunu koruyor. Oturun. Ben sizi fazla meşgul etmeden güzel haberi verip gideceğim. Alman bir şirketle ortak oluyoruz. İmalatı buradan yürüteceğiz. Hayırlı olsun. Sizi ilgilendiren kısmı şu. Bu iş için bize büyük bir arazi lazım. Siz de razıysanız payınızı alarak çözmek istiyorum bu meseleyi. Kabul ederseniz hemen yarın tapuda işlemleri halledelim. Yarın da olmadı o iş, vazgeçtik mi diyeceksin? Onun için mi yapıyorsun bunu? Bu sefer aksilik çıkmayacak, garanti ederim. Kısa süreli de olsa hayatımda olmanız güzeldi. Kaybettiğimiz zaman için kendi payıma özür dilerim size. Ne yazık ki şu an daha fazlası gelmiyor elimde. İyi akşamlar size. Gol! Gol! Gol!
Bir dakika, ne oldu şimdi? Satıldı mı yani arazi? Ne oldu ki birdenbire? Bir şey oldu. Sen var ya çok iyisin. Çok iyisin. Ne oluyor size? Siz bizden daha fazla şey mi biliyorsunuz? Anlat. Anlat abi. Onları sana anlatacaktım biliyorsun. Neyi anlatacaksın Fikret? Ne gerek var zaten bana anlatmana? Niye zahmet edesin? Ben duyuyorum sağdan soldan. Süreyya da ne kadar güzel müdahale etmiş. Tamam. Ya her şey daha çok yeni. Ben de dün gece öğrendim zaten. Sabahta ne yaptın? Benden gizli gizli gitsin abimlerimi arasın. Abimleri aramadım İpek. Abimi aradım. Süreyya'yı ben dahil etmedim. Gerek yok. Gerek yok zaten buna. Faruk demek Süreyya demek. Onlar zaten tek kişi gibiler. Bu evde çift olamayan biri varsa o da biziz zaten Fikret. O kadar yanlış anlıyorsun ki. Ne olur rica ediyorum bak bütün bu olanların içinde bak şuraya takılma gözünü seveyim ya. Ne olursun İpek ya. Allak bullak bir gün geçirdim zaten yapma. Allak bullak oldun demek. Ben allak bullak olamıyorum ama. İki çocuğum var. İkisi de bebek. Bir odanın içine tıkışmaya alışmaya çalışıyorum. Kocam desem bir var bir yok. Beni ne zaman kabul edeceği, ne zaman dışlayacağı, ne zaman sevip sevmeyeceği hiçbir şey belli değil. Ama ben allak bullak olamıyorum. Bu evde bu kontenjan sana ayrılmış durumda çünkü. Ha kadınım ya. Böyle zor durumlarda süper güçlerimiz falan olduğunu düşünüyorsunuz herhalde siz. Ha, bırak Allah aşkına. Ben bir elimi yüzümü yıkayacağım. Kocasının bir akrabası falan yok muymuş olayın ardını soruşturacak? Hayır yani bu kadın hırslıdır, gözü karadır ama yani bu kadar değil. Herhalde kaza. Nasıl taşımış bu kadar yükü yani? Nasıl yaşamış bu şekilde yıllarca yani anlamıyorum ki. Yaşayamamış zaten anne. Ben teşekkür etmek için evine gitmiştim de yanlışlıkla bir oda gördüm. Odanın içinde hiç açılmamış bebek eşyaları var. Yıllardır biriktirmiş. Sanki kızını orada yaşatıyor gibi yani anlatabiliyor muyum? Beni orada gördüğünde kızmadı bile. Dertleşti sadece. Ya ben hiç öyle bir kadını o kadar güçsüz, o kadar maskesiz görebileceğimi düşünmedim. Bizim bu kadına yardım etmemiz lazım bir şekilde. Ne yapacağız? Bırakacağız mı bu kadını böyle ha? Onun yanında bir kadın çalışıyor ya. Neydi adı bu? Güneş. Güneş. Bence onunla konuşalım. O yardımcı olsun.
Yani bir yol gösterir belki hiç olmazsa.